Az önce siz çöktünüz. Şimdi de biz. Hala savaşmaya, silah çekmeye niyetiniz varsa bilemem. Ama benim yok. Er meydanında er gibi dövüşmek için sayının da kudretin de eşit olması icap eder. Ötesi bana yakışmaz. Yalnız bundan böyle ayağınızı denk alın. Birbirimizin yoluna çıkmayalım. Ayrınıza olur. Yoksa sevdiklerimi tutamam. Siz ne yaptınız? Hadi yürü. Allah vere de yürüdüğümüz bu yol ömrümüzden, sevdiklerimizden çalmadan sona ere. İnşallah baba. İnşallah. Özlemedin mi cancağızım? Bu ne soğukluk? Öldün lan sen. Öldün. Ben ellerimle öldürdüm seni. Sen öldün. Bana sanki yaşıyormuşum gibi geldi. Sayımın beni öldürmek isteyeceğini tahmin ettim. Bunu sana teklif edeceğini de tahmin ettim. En acısı da sırf çıkarların uğruna senin bu görevi kabul edeceğini tahmin ettim. Ama sen benim tedbir alabileceğimi tahmin edemedin. Daha o iğrenç zindana kapatılmadan Serdar'ı bağladım. Beni kaçıracaktı. Beceremezse Mahir'in beni kaçırması için başsavcı cinayetini itiraf edip tedbir aldım. Ya Mahir kaçıracaktı beni ya Serdar. Tabii işin ucunda ölmek de vardı. Ölürsem geride kalan herkesi topun ağzına koyacak bilgileri duvara kendi kanımla kazıyarak tedbir aldım. 3'te 2 ihtimalle kaçacaktım. Ama ilk sen geldin. Serdar biraz geç kalınca dirimi değil ölümü bulmuş. Ama Allah'ın sevgili kulu olduğum için ben. Talih benden yanaydı. Hücresi burada. Allah Allah, kapı açıkmış.
inanamıyorum. Turgut'un öldüğüne inanamıyorum. Allah'ın izniyle ayakta çıkacaksın buradan. Hiçbir arazin kalmayacak. Eskisi gibi bastığın yeri titreteceksin. Beyniniz uzun süre oksijensiz kalmış Turgut Bey. Yaşamanız bile mucize. Teferruatı geçin. Dosdoğru cevap verin. Ne zaman yürüyeceğim? Size umut vermek istemiyorum. Ama yürümeniz imkansız Turgut Bey. Turgut Beyciğim, artık ayrılıyorsunuz ha?
Vakit tamam doktor. Şimdi yola çıkma zamanı. Azim kelimesinin karşılığını sorsalar, zerre düşünmeden seni anlatırım. Ya, teveccühünüz doktor, teveccühünüz. Yok, hakikat bu. Seni ilk tanıdığım günü hatırlıyorum. İmkansızlık lügatımda yok dediğinde, ne yalan söyleyeyim, biraz cüretkar bulmuştum tavrını. Oysa sen bir mucizeyi başardın. Yanılıyorsun Tarıkçığım. Asıl mucize bundan sonra yapacaklarım da gizli. Şimdi bir bir onları gerçekleştirmeye gidiyorum. Anlayacağın cancağızım, çok uzun bir yoldan geliyorum. Hatta öyle ki öte dünyaya bile gittim, gördüm döndüm. Ne demişler? Kısmetinde yoksa dayak bile yiyemezmiş insan. Benim de kısmetimde ölüm yokmuş. Ne çok hayal ettim şu halini. Korkunu, şaşkınlığını, böyle aval aval bakışını, korkudan küçük dilini yuttuğunu görmeyi. Hadi bakayım. Edemeyeceğim demek Feride. Abim yapmadı diyorum. Yasin vurdu o adamı. Ama inanmıyorsun ki bana. Benim de aklım almıyor İlknur. Mahir bir tuhaf davranıyor. Ne bekliyorsun Feride? O adam gözümüzün içine baka baka annemle oğlumu nasıl öldürdüğünü anlattı. Arabaya bombayı nasıl yerleştirdiğini, sonra gitmeyip nasıl parçalandıklarını keyifle izlediğini anlattı. Ne yapalım? Sen söyle ne yapalım Feride? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranalım? İlknur. Çok özür dilerim. Ben seni üzmek istemedim. Tamam Feride, kapatalım bu mevzuyu artık, ne olur. Benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Geberteceğim. Ellerimle alacağım Mahir'in canını. O havalı hallerinin hesabını bir bir soracağım. Silip atacağım onu bu alemden. Amma ütüledin kafamıza ha. Çekip vursaydın madem. Namlunun ucundaydı. Bitiverseydi bu dava. Damarıma basma. Ne yaparsın ha? Mahir'e çıkamadığın mermiyi bana mı çıkarsın? Yapma İsmail. Yalan mı? Onca uyardım seni. Yapma dedim. Mahir'i küçümseme dedim. Vız geldi tırıs gitti sözlerim. Şimdi de vaktiyle yediğin hurmalar gün gelip tırmalıyor böyle. Hop 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 beyler. Ağır olun bakalım ya. Ben dediğimi yaparım Aziz. Mahir'i vuracağım. Alnının tam ortasından görürsün. Nah vurursun. Görmedin mi? Silaha doğrulttuğumuz anda sevenleri etrafımızı sardı. Kılına dokunduğumuz anda iflahımızı keserler bizim. Abartma Seyiz. Mesela adamsa biz de sürüsüyle. Ama haklısın. Bu gece düştük bir gaflete. Ama bu yüzden de 3-5 tane adama pabuç bırakacak halimiz yok herhalde. Hakkın var Aziz. Ama nedense Seyiz pek bir çekiniyor Mahir'den. Siz de benim kadar çekinseydiniz başımıza bunlar gelmezdi belki. Mesele adamların sayısıyla değil, yüreğiyle baş etmek, yüreğiyle. Bizim kapımızdakiler öyle mi? Arpalarını verdiğimiz sürece uşaklığımızı ederler. Ama Mahir'in ardındakiler onun için canını vermeye hazır. Böyle bir sadakati ne parayla satın alabiliriz? Ne de silahla bertaraf edebiliriz. Amma abarttın sen de. İn şu kaftağından artık. O koca burnunu kırıp eline vermeden Mahir kendine gel. Sen kim oluyorsun da bana akıl veriyorsun? Ya durun beyler durun ya. Ne oluyor? Maksadımız birbirimizin değil. Mahir'in başını ezmek. Seyiz haklı. Mahir'e dokunup ondan kurtulduğumu sanırken
1000 düşman kazanırız. Param pulun her şeyin var. Benden ne istiyorsun? Haklısın. Küçümsenmeyecek bir servetim var. Zamanında memur olduğum için gömmek zorunda kaldıklarımı gün ışığına çıkardım. Ah, dünya kadar malım, mülküm, param var. Neden döndün? Ne istiyorsun? Her şeyim var ama para saadet vermiyor be cancağızım. Geceleri sevdiğin kadının kolları boynuna dolanmıyorsa yaşamakta fil hakika manasını yitiriyor. Feride, tabii ya. Feride için döndün. Bingo. Hala kafan çalışıyor. Ama seninkine bir hal olmuş. Feride sana gelir mi sanıyorsun ha? O deli divane gibi Mahir'e aşık be. Biliyorum Necdet, biliyorum. Yasak bir aşkın pençesine düştüklerini. Ve bunu herkesten gizlediklerini biliyorum. Nasıl olacak o iş? Ha? Aşk olsun cancağızım. Sen beni unutmuşsun. Oysa ben... 7 aydır ince ince planlar yapıyorum. Şaşmaz planlar. Mahir için ok yaydan çıktı artık. Bir canavara dönüşmesi an meselesi. Çünkü öfkesi deli etmiş onu. Ben daha da öfkelendireceğim. Elleriyle biçtiği kellelerin sayısının gün be gün artması için onu kışkırtacağım. Muradına ermesi için ellerinden tutacağım. Beyefendiye ulaştığımda artık iyice zıvanadan çıkmış olacak. Hele beyefendinin Mehmet Sayın olduğunu öğrendiği an gel keyfin gel. Can almaya da alışmış. Vicdanı susmuş, gözünü bürüyen kan onu kör etmiş olacak. Sen Mahir'e beyefendi öldürteceksin. Aynen. Feride'nin sevdiği adam babasını öldürecek. Mamafi sadece düşmanını alt etmeyecek. Feride ile olan mutluluğunun da katili olacak. Mahir cezasını çekip asılırken ben de Feride'yi alır uzak diyarlara saadete doğru yürürüm. Beyefendi ya da Mahir seni yaşatır mı sanıyorsun ha? Hem ne acet. Sen idamla yargılanan bir adamsın. Ah cancağızım, ah Mehmet Sayım kılıma bile dokunamaz. Keza Mahir de öyle. Ben tedbirimi aldım. Sen orasını düşünme. Belli her şeyi düşünmüşsün planın tamam. Benden ne istiyorsun? Hepinizden Allah razı olsun. Bu gece yaptığınızın kıymeti nazarımda çok büyük. Bu onlara da iyi bir ders oldu. Meydanın boş olmadığını anladılar ya. Artık ayaklarını denk alırlar. Vazifemiz abi. Sen ne zaman dersin biz buradayız abi. Eyvallah. Eyvallah. İhtiyaç hasıl olursa ses ver yeter. Sağ olasın abi. Eyvallah kibarım. Sağ ol Aryan.
akşamlar. Hayırlı akşamlar. Babam. Varlığın en büyük kıymetim. Nasıl öğrendiniz orada olduğumu? Pusuya düşürüldüğümü? Kim söyledi? Gel. Kendin gör cevabı. Borçlu olduğun insan. Orhan? Baba. İyi misiniz? Var mı bir sıkıntı? Çok şükür. Gördüğün gibi sapasağlamız. Hoş geldin kardeşim. Sakin ol. Bir yere geldim falan yok. Ben sadece babamı düşünüp haber verdim. Senin için değil, babam için yaptım. Onu daha fazla üzmeye hakkımız olmadığı için. Seni ben yetiştirdim. Üstünde emeğim çok. Sandım ki benden sonra yerimi alırsın. İşlerin başına geçersin. Ama ne oldu? Ha? Beyefendiye yaranmak adına beni sırtımdan vurmak bir işe yaradı mı? Ne elde ettin? Hiç. Hala aynı yerdesin. Vakti zamanında pislik bir hamamcıydın. Sayemde gazinocu oldun. Sonra? Ha? Sonra? Ha Necdet? Benden sonra bir arpa boyu yol alabildin mi? Hayır. Osman hala Mahir'le. Ya Ayten? Ya bir kadın yüzünden bana hırs yaptın. Gel gör ki o da seni sepetledi. Hazine olmuş boşanmanızı duydum. Nurten ne yaptı onu bilmiyorum. Niye anlatıyorsun şimdi? Niye anlatıyorsun şimdi? Yapma Necdet. Yapma. Ben yoksam, sen bir hiçsin. Anla artık bunu. Şimdi. Celladım olduğun için seni cezalandırmamı istemiyorsan bana yardım edeceksin. Bir ele bir kola bir ayağa ihtiyacım var, o da sen olacaksın. Ki planlarım tıkır tıkır işlesin. Köpekliği mi yapacaksın? Çünkü her şeyin müsebbibi sensin. Seni aradığım o lanet gün. Bana kendi gıcıklığın yüzünden Mahir'in adını verdiğin gün beni yaktın. Hayatımı mahvettin. Oysa Feride'yle saadet dolu bir hayatımız vardı. Hoca öğrenci ilişkisinin ötesinde samimi, güzel bir arkadaşlığımız vardı. Mesleğimin zirvesindeydim. Şahane hayatımı yaşıyordum. Ama o gün, bana Mahir'in adını verdiğin gün, oh, Necdet, seni boğsam doymam. O
yüzden sen benim köpekliğimi yapacaksın. Hak ettiğin bu çünkü. Yapmayacağım. Bir daha bunu yapmayacağım. Yapmayacağım. Sen beni yanlış anladın cancağızım. Sana bir teklifte bulunmadım. Emrettim. Ha. Ya ben sana yardım etmem dersen... seni şu açıkta öldürürüm. Hem öyle senin gibi de yapmam. İşimi şansa bırakmam. Cesedini 5 karış toprağın altına koyar. Öyle giderim. Hadi. Şimdi paşa, paşa dön bana yüzünü. Başka şansın yok çünkü. Ne yalan söyleyeyim. Böyle teslimiyetlere bayılıyorum. Ama bu... sana kızgınlığımın geçtiği anlamına gelmez. Akıllı ol. Canımı sıkarsan... canını yakarım. Bunu aklından çıkarma. Kulağın sesli olsun. Sana haber yollayacağım. O vakte kadar sen de varlığımı hazmetmek için kendinle baş başa kal bence. Ha. Bu arada ağzını sıkı tut. Yerin kulağı vardır. Gerçi bir ölüyle konuştuğuna kimse inanmaz ama... bilirsin. Ben tedbiri severim. Sizi bilmem ama ben bunun altında kalmam, o Mahir'e de boyun eğmem. Ne yapacaksın Yusuf? Terazinin bir kefesinde can, bir kefesinde nam olunca can ağır basıyor. Biz adı şanı için yaşayan adamlarız. Sıradan insanlar değiliz. Her ikinizin de hakkı var. Hem canımızı hem de namımızı korumamız gerek. Bravo azizim. Şahane tespit. Bravo. Madem Mahir'in seveni bu kadar çok... yanına bir tek onlar yaklaşabiliyor. Biz de onu severine vurdururuz o halde. Yarın her ikinizi de çiftliğe bekliyorum. Erkenden. Dur bir sakin ol. Ne var aklında? Anlat öyle gidersin. Yarın sabah erkenden. Eyvallah. Ne olur benimle olsan? Abim desen, yanımda yürüsen. Hiç çekemem ben büyüm ayaklarını. Öyle illa suyun başını ben tutacağım tavırlarını. Şimdi böyle karşımda duruyorsan, bana ahkam kesebiliyorsan bu benim sayemde. Farkındasın değil mi? Orhan. Yalan mı? Ben olmasam keklik gibi avlayacaklardı seni. Güya ailen için savaşıyorsun. Ama bak,
Ailen yanımda olmayınca yapayalnızsın. Sen yat kalk bana dua et. Ben de aynını diyorum Orhan. Biz aileyiz. Yan yana omuz omuz olmalıyız. Ben seni korumalıyım, sen de beni. Ya, yapma abi. Tamam. Aynı soyadını, aynı kanı taşıyoruz belki. Ama ben hiçbir zaman o aileden sayılmadım. Olmadım, olamadım. Her hatam kafama kakıldı. Her yaptığım suç oldu. Ben ne zaman Orhan olayım desem, abine bak, abin gibi ol dendi. Bütün alkışı sen toplarken ben hep kusur sayıldım abi. Yeter. Siz kardeşsiniz. Et tırnaktan ayrılmaz. Sevmesen yana yakıla abime pusu kuruyorlar diye gelir miydin? Anlatamadım galiba baba. Ben sırf sen bir canını daha toprağa gömme diye geldim. Mahir ölmüş bana gam değil. Sen kahrolursun. Yoksa abim zerre kadar umurumda değil. Yapma Orhan. Ben senin yüreğini bilirim. Benim evladımsın. Bırak bu dik başlılığı. Dön bize. Bu gece miladımız olsun. Çok geç baba. Bizim için artık çok geç. Havalar. Bir yaz gelse kömürdü bitti bitecek. Dondurdu bu kış valla. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Tövbe bismillah. Gördün sen de değil mi? Savcı Turgut değil mi bu? Aman yok, değildir o. Adam hortlamadı ya.
Yardım edin. Bayılıyor, doktor çağır. Beyefendi, yardım edin. Kim? Ben. Evet, koşun. Hiç merak etmeyin hanımefendiciğim. Her şey çok güzel olacak. İyileşeceksiniz. İyileşeceksiniz. Hay Allah, bayıldım. Dur bakayım. Ne oluyor burada? Çekilin. Feride! Feride! Ver şunu. Açalım biraz. Feride! Feride, ne oldu sana? Feride! Feride, ne oldu sana? Feride! Kaldırın. Feride, ne oldu sana? Feride! Kaldırın, yardım et. Hadi kızım. Feride! Ya Allah'ım. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Bu masa ne böyle? İkramiye çıktı da benim mi haberim olmadı yoksa? Günaydın baba. Günaydın. Benim büyük servet aile demez misiniz baba? Abim geldi sabah. Abim mi? Nerede? Günaydın. Günaydın. Yavaş kız, yavaş. Yakacaksın kendini. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? Bilmem. İyi. Hadi geçin. Ver bakalım. Buyur baba. Teşekkür ederim. Hadi buyurun. Ne güzel, yine aynı masada hep beraberiz. Eksiklerimiz olsa da... Keşke Orhan abim de olsaydı. Keşke. Baba, açma. Teşekkür ederim. Daha güzel. Ablana da. Abi beni istemişsin. Arkadaşlar sizi Orhan'la tanıştırayım. Biz tanışıyoruz. Merhum Sarı'nın evinde. Mahir'in kardeşiydin değil mi? Gel Orhan, otur. Otur. Mühim bir mesele konuşacağız seninle. Biliyorsun, Sarı'yı kaybettik. Hal böyle olunca Mahir'le kurduğumuz tüm düzenin şirazesi kaydı. Gerçi onunla bir düzen tutturmak imkansız da, neyse, lafı uzatmayı sevmem. Bize güvenebileceğimiz biri lazım. Bizden olacak. Bizimle olacak biri. Öyle ki canımızı mülkümüze emanet edeceğimiz biri. Öyle emir kulu, sağ kol filan değil. Bizden biri. Ortağımız olacak. Madem ihtiyacımız olan bu, biri bizi bulacağına, biz güvendiğimiz, itimat ettiğimiz, kendimize emanet edeceğimiz birini bulalım dedik aramıza. Düşündük, taşındık. O kişi sensin. Karar verdik ama
Bizimle aynı masaya oturmak öyle kolay değil. Önce bunu hak etmen gerek. Bir adın olmalı. Namın, payen olmalı. Bir de mıntıkan olmalı. Mıntıkan da işini görecek, ardını kollayacak adamların olmalı. Bir de evi olmalı. Senin yanında yaşaması yakışık almaz değil mi? Hakkım var. Orhan benim adamım değil. Ortağım olacak. Aynı zamanda o mıntıkada bir de iş yerin olmalı. Bize, racona yakışacak münasiplikte bir iş yeri. Gerisini paşa gönderir. Para senin, nam senin. Güç senin. Keyfine göre ne istersen onu yaparsın. Anlayacağın, biz sana el vereceğiz. Sen de bunu hak ettiğini ispat edeceksin bize. Her şeyin bir bedeli var neticede. Öyle ya. Vermeden almak Allah'a mahsus. Ben şaşırdım. Yani beni böyle bir göreve layık gördüğünüz için memnunum tabii ama benden ne istediğinizi ben pek anlayamadım. Nasıl ispat edeceğim kendimi? Ne yapacağım? Abi, aramıza girmek istedi. Biz de ona bir şans verdik. Ama o ne yaptı? Bizimle yürüyeceğine bir başına hareket etti. Üstelik bize karşı gelerek. Hayır, artık hepimiz için tehlike. Biz onu ortadan kaldıralım desek, o mermi gelir gene bizi bulur. Ama sen kardeşisin. Sen Mahir'i öldürürsen kimse peşine düşmez. Düşemez. Tamam. Ben varım. Az düşünseydin delikanlı. Abinle de olsa kardeşsiniz siz. Bir defa bu yola çıktın mı geri dönüşü olmaz. Aynı karından, aynı anadan değiliz. Hiçbir zaman kardeş olmadık. Öyle olsaydı en başında Seyis abimin değil, Mahir'in yanında olurdum. Hmm. Habil ile Kabil misali öyle mi? Ne zaman yapacağını söyleyin, yeter.